Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay çok tartışmalı biliyorsun. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı işte Lütfü Bey bu konuda adaylığını çekti. Bağımsız olacağım dedi. Son bilgilere göre anlaşmışlar. Çıkacak yani facia Bağımsız işler aday oluyor. olacağını açıklamıştı, değil mi? Açıklamıştı. Tekrar görüşmeler oldu vesaire. Böyle bir ilginç bir Şimdi burada Hatay'da bir halkın şeyler tepkisi dönüyor. var. Orada bir Tabii infial oluştu. halk istemiyor Halkın hocam. tepkisi Hocam 6 oldu. Şubat Bu örneğin. halkın tepkisine bir hassasiyet göstermiş oldu. Evet. Öyle mi? Ama Güya. bağımsız aday olacağını söyleyerek özlü kabahatinden büyük derler Ama ya bir tekrar an. CHP ikna etti Evet. gibi bir durum Yani var şu şimdi an. halkın oradaki tepkisine hassasiyet göstererek Tabii. ya ben bağımsız aday olayım diyorsa o hassasiyet göstermek değil. Değil canım. Özlü kabahatinden büyük demek ya. Halkın hassasiyetlerini görmüyor diyor. Görmüyor. Heh. Ya ben bu koltuğa ha bu şekilde gelemeyeceğim belki şu şekilde. Ya halkın oradaki tepkisi canı Evet. yanmış. Yaşananlar ortada. Hala o yaralar sarılamadı. Hatta olmasın bile. Normalde yani şey olan olmaması. Ama ısrarla yine oluyor hocam. Gerçekten ya ben Ben anlamıyorum. anlayamıyorum ya Gerçekten anlamıyorum. Türkiye'deki siyasi etiği. İçerini yani bazı Evet. siyasiler anlamında anlayamıyorum. Böyle bir siyasi etik olabilir mi Çözemedik. ya? Yani sen bir başkansan orada sorumluluk birçok şeyin sorumluluğu sana ait. Ya benden önce şöyleydi. Benden önce böyleydi demekle siyaset olmuyor. Senin zamanında gördük ve hala aday olmak istiyorsun. Çok enteresan ya. Bu arada KJ'de değişiyor yazıyor ama değişmedi. Son dakika yine anlaştılar. Onu da söyleyelim. O kadar çok değişti ki yani bir iptal edildi, bir yok denildi, bir bağımsız oluyoruz dedi. Şimdi tekrar böyle bir acayip bir şey dönüyor orada sarmal. Hatay halkı da yaşadıklarını da ben burada biliyorum. Çok ağır şeyler yaşadılar. Hani Allah yardımcıları olsun. Hala orada değil mi? Çadır kentlerde, konteynerlarda konutlar yapılıyor tabii bir yandan. Öyle sıkıntılar çekiyorlar. Onu da burada es geçmemek olmaz. Allah yardımcıları olsun. Cumhuriyet Halk Partisi de bir zahmet yani kendi o şahsi ikballerini bir kenara bırakıp halkın sesine kulak versin. Net Evet bir şekilde yalnız ortaya koyun. yani CHP ile ilgili benim söyleyeceğim son şeylerden bir tanesi de yani siyasi anlamda çok agresifleştiler. Çok Çok. agresif bir şekilde Acayip. ilerliyorlar ki İyi Parti'deki birçok istifanın kaynağı, sebebi de bence CHP'den kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Doğru. Bunu görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani birilerini kuyruk siyaseti yapmaya zorlamak ne demek ya? Birisi A partisi, biri bir B partisi. Yani anlaşılır gibi değil. İyi Parti'nin kuruluş tüzüğünde böyle bir şey var mı hocam? Var. Bilmediğimden soruyorum. Okudum. Kesinlikle ve kesinlikle ölene kadar CHP ile ittifak yapmak zorundasın. Evet. Böyle bir şey mi var ya İyi Demek ki Parti'nin var. tüzüğünde? Yani Ben anlamadım. çünkü ya başka bir partinin geleceğine de Heh. etki eden bir anlayış Evet. okladı yani. Bu kadar agresiflik, bu kadar etikten uzak. Ya hakikaten. Yani Sayın Meral Akşener bir karar aldı ve GİG üyeleri hür ve müstakil diye. Beğenir beğenmez hani kim olursa olsun. Ama bir anda Partinin kendi tek GİG başına gidecek diye kararı Cumhuriyet bu. Halk Partisi tuzak üstüne tuzak kurdu ya. Şimdi tabii Yani çok belirli bir tuhaf. oradaki Sen nasıl bizi bırakırsın diye. önceki Ha? ittifaktan koalisyondan kaynaklanan bir hukuk oluştu tabii Evet. partiler arasında. Ve şu an hani Çok bu bozuk bir hukuk. anlamda hani İBB seçimlerde belki oy oranı olarak daha önde gözüktüğü için maalesef akıl çelme hareketi var CHP'de. Akıl çelme hareketi var. Çok. Büyük bir agresiflik var Her ve yerde. etik dışı siyasette kabul edilemeyecek bir etik dışı bir anlayış var. Böyle siyaset olmaz, Evet. böyle seçim olmaz. DEM Parti ile beraber ittifak olmaz. Bu anlayış kesinlikle kabul edilemez. Edilemez. Her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı bunun karşısındadır. Vatanı milletin bölünmez bütünlüğünden bahsediyoruz Bunu ya. siyaset deyip geçiştirmek de olmaz. Sen terör elebaşının özgürlüğünü destekliyorsan git başka yerde destekle. Aynen. Bu misak-ı milli sınırlar içerisinde bunu destekleyemez. Bu kabul edilemez. Bu konuda da hayıflanması gereken herhalde biz değiliz, değil mi? Kesinlikle hocam. Normal bir durum değil. Biz bunu kabul etmiyoruz.